Edebiyat Söyleşileri'nde bugün e, bir Nisan ayının ikisinde kaybettiğimiz e, önemli yazarımız, sanatçımız Sabahattin Ali'yi e, anacağız, onu konuşacağız. Bu vesileyle konuğumuz Sabahattin Ali'nin kızı, müzik bilimci Fiziz Ali. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizin e, müzik hayatınız, müzik çalışmalarınız, hali hazırda yazla beraber başlayan başka bir yoğunluğunuz var, onlardan da konuşacağız ama önce... Ee, Sabahattin Ali'yi anlatan bir görüntümüz var, onu izleyelim. Ardından sohbetimize başlarız. Türk Edebiyatı'nın kıymetli isimlerinden Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de dünyaya geldi. Yozgat'ta bir yıl öğretmenlikten sonra, 1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca Almanya'ya gönderilen Ali, 1930'da döndükten sonra Aydın, Konya ve Ankara Ortaokulları'nda Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde memurluk ve Devlet Konservatuarı'nda dramaturkluk yaptı. Marco Paşa adlı mizah dergisini çıkardı. İlk yazıları Balıkesir'de Irmak dergisinde çıkan Sabahattin Ali, Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya, Köşk adlı hikaye kitaplarına imza attı. Romanları ise Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna idi. Şiirleri de çok sevilen ve defalarca bestelenen Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948'de Kırklar elinde bir cinayete kurban gitti. Kitapları çok sevilen ve defalarca tekrar basılan Sabahattin Ali, bu toprakların insanını erdemleriyle ve kusurlarıyla anlatarak Türk Edebiyatı'nda özel bir yer edindi. Evet, kendisini e, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. E, şimdi e, isterseniz sizden başlayalım. E, Filiz Ali kimdir? E, müzik bilimci olarak ben takdim ettim ama e, bir de sizden dinlesek. Yani hem <laughs> müzik hayatınızı evet. e, nasıl başladınız ve neler tabii, yaptınız? Tabii. Ee, babamı kaybettikten sonra. Yani bir cinayette kurban gittikten sonra e, babamın öğretmenlik yaptığı Ankara Devlet Konservatuvarında e, piyano bölümüne girdim. O böyle tuhaf bir tesadüf mi diyeyim, e, çelişki mi diyeyim? E, Ankara Devlet Konservatuvarının piyano bölümünü 1958 yılında bitirdim. Babanız orada ne dersi veriyordu konservatuvarda? 1940'lı yıllar daha doğrusu 30'ların sonuna doğru Hitler Almanya'sından kaçan çok değerli bilim insanları ve sanat insanlarının bir kısmı Ankara Devlet Konservatuvarı'na e, tayin edilmişlerdi. Orada görev almışlardı. Bunlardan bir tanesi de zamanın e, Berlin Alman operasının <laughs> entendantı e, rejissörü Karl Ebert'ti. Karl Ebert devlet tiyatro ve operasının kurucusu olarak görev almıştı. Çağrıldım. ve hmm. konservatuvarda tiyatro ve opera bölümlerini kurmuştu tabii ki sadece Almanca konuştuğundan bir çevirmene ve aynı zamanda bir dramaturga ihtiyacı vardı. Babam da o sırada Almanca öğretmeniydi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. onunla birlikte hem tiyatro hem de opera bölümünü yürüttüler diyeyim. <laughs> Babamda da birazcık şey olduğu için sanatçılık <laughs> tiyatro ve opera konularında bayağı Meraklı, e, meraklıydı. E, o nedenle yabancılık çekmedim. E, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitimime başladığım vakit. Çirken babanızla beraber gidip geliyordunuz. Tabii. Bunu da yazmıştınız, evet. 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 Yani hem öğretmenleri tanıyordum. Tanıyordunuz. Çoğu zaten babamın dostuydu. Bir de Ankara küçük Yerken. bir yer haliyle. Muhtemelen herkes biraz birbirini tanıyor gibi yani orada. E, Ankara küçücüktü. Yani sokakta insanlar birbirlerine selam verirlerdi. Değil mi? Bir küçücük yürüyüşte. Sonra konservatuarı bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. Boston'da ve New York'ta oradaki konservatuvarlarda eğitimimi bitirdim, döndüm. Bu arada şunu da belirteyim, 62 yılında döndüm. Ve o yıldan 95'e kadar TRT... Radyosunda programlar yaptım. Evet. Yani ben çok eski bir TRT radyosuyum. Ee, müzik programları e, yaptım. Onun yanında işte e, öğretmenlik konseret vardı, öğretmenlik piyano eşlik e, öğretmenliği uzun bir süre. Sonra e, 1985'te a, branş değiştirmeye karar verdim çünkü. Ee, o sırada yük yazısıyla birlikte biz üniversiteye yani devlet konservatuvarları üniversitelere e, katıldı. Ya. Biz de Mimar Sinan Üniversitesi'ne katıldık ve bir müzikoloji bölümünün açılmasına karar verildi. Müzikoloji bölümünde eleman e, sıkıntısı vardı. E, benim de e, hem gazete yazarlığım dolayısıyla hem e, radyoculuğum dolayısıyla e, müzikoloji bazım olduğunu düşünerek e, İngiltere'ye Londra'ya gittim. E, Londra'da, Londra Üniversitesi, King's College'de e, yüksek lisans yaptım. Ne çalıştınız yüksek lisans ve doktorada? E, orada 18. yüzyıl e, Avrupa operalarında Türk konularını, Osmanlı konularını araştırdım. Çok ilginç. çok ilginç. Evet. E, o çok e, ilginçtir hakikaten. 18. yüzyıl. 18. yüzyılda evet. Nasıl bir cümleyle bulgunuzu ulaştığınız sonucu söyleyebilir misiniz? 18. yüzyıl opera ya gelmeden önce 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı'ya bir merak ve hayranlık doğuyor Avrupa'da. Bunların tabii nedeni bazı Osmanlı esir aldığı Avrupalıların hatıratları hmm. e, genellikle hatıratlardan yola çıkarak ve bir de çok önemli e, büyük elçi vardır e, Osmanlı sarayında e, o zamanki Felemenk büyük elçisi Büzbek adında Türkiye mektupları evet. kitabının ismi. Evet. evet ama onun bayağı bir tarih yani evet. Osmanlı tarihi yani onun e, onun yazdıklarından yararlanarak bir takım tiyatro eserleri yazılmış hmm. tiyatro tekstleri var mesela e, Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesi konusu e, birkaç yazar tarafından işlenmiş e, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı öldürtmesi tabi bu iki trajik e, konu e, Avrupalıları çok ilgilendiren konular ve bu iki trajedi e, birden fazla yazar oyun haline getirmiş Fransızca'da ve İngilizce e, İtalyanca da e, ve e, 17. yüzyılın sonunda dan itibaren bu metinler bazı besiciler tarafından opera metni olarak kullanılmaya başlamış. Yani ilk önce trajediler söz konusu. 18. yüzyılın sonuna doğru ise e, Osmanlı'nın bir yanadan bir e, yanayı alamadan geri dönüşü, dolayısıyla başka bir e, yönü Osmanlı'nın önüne çıkıyor. Tabii mehterle ilgili e, mehter aletlerine merak, Osmanlı kostümlerine e, merak, e, adetleri e, ve tabii bildiğimiz bu saraydan kız kaçırma. Hikayesi var. O saraydan kız kaçırma hikayesi de yarı komedidir ve o da pek çok yazar tarafından ele alınmış. Bu konular üzerinde baya bir çalıştım. Ben e, bu, bu konularla alakalı bizde yayın olmadığını düşünüyorum. Şu anda zihnimde yani mesela bahsettiğiniz Hı. eserlerin tercüme edilmediğini sanıyorum. Hayır. Tercüme ben de edilmediler sanlıyorum. değil mi? Yani. Evet. Yani çok ilginç. Yani bu böyle bir alanın alana ilgi göstermemiş olmamız. Yani orada o, o, yıllarda nasıl göründüğümüzü merak etmiyor olmamız da buna çok ilginç geldi. Sizin çalışmanız tabii tercüme edilmedi herhalde. Siz bunu Hayır. İngilizce yazdınız, yazmıştınız. Evet, İngilizce yazdım. Sonra... Ya, Türkçesi de var ama yani. Hı. Ama yayınlanmadım. Yayınlansaydım iyi olurdu. Güzel olurmuş. Ay, evet. Yalnız İtalyanca bir e, şeyde e, dergide yayınlandı bütün bu çalışmanın. E, çalışmanın Makale halinde yayınladınız. Evet. Sonra döndünüz ve müzikoloji bölümünü... Müzikoloji bölümü zaten açılmıştı. Açılmıştım. Ahmet Adnan Saygun açmıştı. O, onun ardından rahmetli, çok sevgili arkadaşımız, besteci Cengiz Tanç devam ettirdi. Cengiz Tanç'tan sonra da ben müzikoloji bölümünün başkanı oldum. E, ve işte hala devam ediyor müzikoloji bölümü. Benim öğrencilerim e, sağ olsunlar devam ettiriyorlar. Evet. Emekli olduktan sonra da bu Ayvalık Müzik Akademisi'ni, Uluslararası Müzik Akademisi'ni kurduk. Onu devam ettiriyorum. 1900 kaçta? 89'da mı kurduk? Yok 98 ben artık. Evet, ben artık. <laughs> tarih 98, 98 gibi 98 kalmış aklımda. Evet. Ben dünkü notlara bakınca, evet. onu biraz tabi onun da artık sezon açılıyor. Ondan da biraz bahsetmek evet. istiyorum. Şimdi biz e, 2 Nisan e, 1948'de hı hı. E, Sabahattin Ali'yi kaybettik e, diye biliyoruz. Yani 48 diye bir tarih üzerinde ittifak edilmiş gibi ama siz sanki 48 Gerçekten. tarihinden çok emin değilsiniz. E, o kadar e, muğlak kalmış bir olay ki Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. E, yani o 2 Nisan tarihi sonradan yani, hani resmiyete geçmiş. 2 Nisan tarihinde öldürüldüğü kayıtlarda sanılıyor. Kayıtlarda var mı? Siz kayıtlarda gördünüz mü? E, sonuçta var tabii. Var. Sonuçta var ama... E, onun kesin bir tarih olmadığı da biliniyor. Zira e, hani bulunan, resette resetlemeye dilim varmıyor, e, ölümden 6 ay sonra bulunuyor. Ölüm tarihini saptamak o bakımdan biraz zor. Hele o koşullarda. Yani e, cesedi 6 ay sonra bulunuyor. Evet. Teşhis ediliyor mu? Yani o teşhiste de bir sorun var sanki. Teşhiste sorun var çünkü adli tıp tıba tam doğru bir, bir adli tıp raporu yok. Yani bugüne kadar bir adli tıp raporu yok. Teşhis edenler ise e, ne bileyim zannediyorum e, işte altın dişi vardı kolu kırıktı e, bu elbise ona ait diyerekten teşhis ediyorlar. Anneniz <laughs> mi teşhis etti? Annemi veya babamın annesi, annesi çağrılmıyor teşhisi. Hmm. Ortada zaten anladığım kadarıyla bir e, artık sadece kemikler var. Hmm. O zaman e, DNA testi de herhalde yapmak mümkün olmadığından üstelik bu e, bulunduğu yerde ilk başta gömülüyor. Fakat sonra gömüldüğü yerden çıkartılıp adli tıpa götürülüyor. Adli tıpta çünkü bir başka aranan kişi olabilir mi acaba bu? Ceset diye kontrol ediliyor. Fakat o aranan kişinin karısı bu bu, bu benim kocam değil deyince hadi yeni baştan gömülüyor. Nereye gömüldüğü belli değil. Hmm. Ee, onun için eee yani bunun aydınlığa kavuşması için doğrusunu isterseniz ben çok 90'lı yılların başından beri çok uğraştım. Benim gibi uğraşan milletvekilleri oldu. Büyük Millet Meclisi'ne soru önergeleri verildi. Araştırma önergeleri istendi. Hepsi reddedildi. Sebep şey mi? bruru zaman mı? Zaman Burur, aşımı. Murur zaman, zaman aşımı deniyor. Ama yani zaman aşımı bu tür olaylarda zaman aşımının zaten kaldırılmasını da istiyorduk Büyük Millet Meclisi'nden. O da reddedildi. Yani bu olayın aydınlatılmaması için el birliği edilmiş gibi böyle bir karanlıkta kalması nedense arzu edilen bir karanlık kuyu. Tabii benim içimde bu bir kapanmayan yara olarak devam ediyor. Evet Maalesef. Şimdi 48 olması veya 48 olup olmamasının şöyle bir sonucu da var. E, malum telif hakları sebebiyle de, telif hakları yasası evet. sebebiyle de e, bir yazarın vefatının, sanatçının vefatının üzerinden 50 sene geçtik 70 sene geçtikten sonra e, telif hakları ee, nasıl diyelim artık e, kamusallaştırılıyor ve açık hale kamuya geliyor. Açılıyor. Kamuya açılıyor. Herkes istediği gibi basabiliyor. Eğer 48 ise e, hakikaten telif e, hakları yasasına göre e, kamuya açılmış olması normal. Ama ya 48 değilse şu anda e, Sabahattin Ali 2019'un başından itibaren bilmiyorum herhalde 30-40 yayın evi birden basmaya da başladı e, orada da başka bir sorun e, var gibi görünüyor. E, öyle değil mi siz nasıl açıklıyorsunuz? Bunu? Vallahi ben e, doğrusunu isterseniz 1948 2 e Nisan 1948'de babamın kaybolduğunu düşünüyorum. Öldüğünü değil. Kayboldu. Kaybolan bir insan insan e, genellikle aranır. Evet. Ve eee miraset ilamı alamaz yakınları. Çünkü öldüğü kesinleşmemiştir. Değil mi? Tabii. Öyle olması gerekir normalde. Ve annem veraset ilamını 1957 yılında alıyor. Yani 57 yılını esas alırsak aslında telif hakları bakımından bir sorun görünüyor. Öyle. Buna dair bir şeyiniz var mı? Bir Mesela müdahaleniz bir... Vallahi işte hukuk... <laughs> hukuk bazen çok hukuk oluyor. <laughs> ee, i̇stediğiniz kadar e, haklı e, bir e, şey argüman ortaya koyun. Ve gerçekten araştırılmasını istediğiniz bir konu e, olduğu için e, çeşitli yerlere başvurun. E, bunun önü hep tıkandı. Yani hukuk açısından da doğrusunu isterseniz çok... E, İyi mücadele eden bir hukukçuya şimdiye kadar rastlamadım. Belki çok mücadeleci birileri olsaydı bunun sonuna kadar giderlerdi. Ama belki de çekiniyor hukukçularda. Hmm, evet. Bilemeyeceğim. Şimdi sizin babanıza dair 11 yaşındaydınız değil mi? Evet. 48'de sizin ifadenizle kaybolduğu tarihte 11 evet. yaşındaydınız. Evet. Nasıl bir resim var zihninizde? Nasıl bir Sabahattin Ali resmi var? Yani biz okuduğumuz zaman bizde uyanan bir resim, bir imgesi var. Sizdekini dinlemek isteriz. Sizde nasıl bir resim kalmış? Valla babamı ben tabii ölümünden sonra daha da çok tanıdım. Uzun bir süre onun öldüğüne inanmadığım için... Bütün anıları yeni baştan hep yaşaya yaşaya canlı tuttum. Sonraki yıllarda tabii ki babamın bıraktıklarını, işte mektupları, yazıları, fotoğrafları inceleyerek, araştırarak, bakarak onu çok daha yakından tanımaya başladık. Annem de ben de. Adınız da mı? E tabii annem de yani e, mesela bazı mektupları eski Türkçeden yeni Türkçeye çevirirken e, hiç e, konuşulmamış bazı şeylerin ortaya e, konduğunu Bu görüyordu. Bu şeydeki mektupları mı kastediyorsunuz canım? Evet. Ali'ye, Ruh'um, evet. Filiz ben bunu buraya koymuş olayım. Evet. E, zannediyorum babamın hayatını üçe ayırmak lazım. Ben babamın en mutlu olduğu on yıla rastlıyorum. Yani babamın son 10 e, yılı hmm, <laughs> e, benim için çok mutlu geçen bir yıldı. 10 e, yıldı. 30 30 yaşından itibaren değil mi sizin evet, hatırladığınız evet, yaşlar? Yani annemle evlendikten sonra çocuk sahibi olduktan sonra bir e, <laughs> e, e, düzenli bir iş sahibi olduktan sonra düzenli bir ev hayatı ve düzenli bir meslek hayatı olduktan sonra ki dönemi ben babamla yaşadım ve o yüzden e, e, onu daha önceden tanıyanların e, tanıdığı Sabahattin Ali'yi tanımadım ben. Daha önceden tanıyan Sabahattin Ali ile e, hakkında mesela işte çok şey, e, melankolik, işte bilmem kimisi diyor ki çok içine kapanıktı bilmem neydi. Halbuki ben babamı kesinlikle içine kapanık olarak hatırlamıyorum. Öyle bir insan hiç değildi. Çok hatta, eğlenceliydi. Hatta konuşkan olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Çok konuşkan. İşte annemin tabiriyle delişmen. <laughs> Deli dolu evet. tarafları var ama aynı zamanda e, e, şeyle, realiteyle son derece Yakından, yakından ilişkili ve takip eden mesela mesela soruyorlar bana babanız kitaplarını nasıl yazardı Allah nasıl yazdığını bile görmezdik ki bir şekilde yazardı o her ne kadar Kuyucaklı Yusuf'u benim doğduğum yıl yayınlamışsa yani demek ki benden önce yazılmış Kuyucak Yusuf. ondan sonraki kitapları yani içimizdeki şeytan, Kürk Mantolu, Madonna bütün hikayeleri falan birlikte yaşadığımız 10 yıl içerisinde ortaya konmuş eserler bunlar. zaten mesela arkadaşlarından, asker arkadaşlarından Niyazi Arnas'ın anılarında Kürk Mantolu, Madonna'yı nasıl e, e, ...gazete tefrikası olarak askerde her hafta yeni bir e, tefrika olarak yazdığını anlatır. Yani baştan sona kitabı bu şekilde yazmış. Haftada bir gazeteye göndererek. E, onun için e, çok hızlı düşündüğünü, çok hızlı yazdığını, çok... E, yazdıklarını kafasının içerisinde çok önceden hazırladığını ve doğrudan doğruya kağıda döktüğünü veya işte daktilo ile yazdığını eee biliyorum. Evde evde yazıyor muydu Tabii siz de şahit oluyorsunuz değil mi? Evet. Evde yazıyordum. Hı. Peki siz e, ilk e, ne zaman okudunuz babanızın öykülerini? Aa işte okuma, okuma yazmaya başladık. Gerçi Sor. şöyle e, tabii ilk ne zaman yayınlanmaya başladı? Bir de öyle bir durum var değil mi? Yani e, bu e, 48'den itibaren bir süre herhalde Sabahattin Ali yayınlanmamış olsa gerek. Bir yasaklı olması Ama lazım. ben babamla yaşarken okumaya başladım. Ha Siz 11 yaşından önce zaten okumaya başladınız. Tabii başladın. tabii. Hmm. Yani babam çok e, olağanüstü bir okuyucu olduğu için... Ee, okumanın hayatta yapılması gereken birinci derecede önemli bir şey olduğunu zannediyordum. Babam okuduğu için ben de daha okuma yazma öğrenmeden kitapların içerisinde bütün fotoğraflarım da var mesela. Hep kitaplara bakarken, dergilere bakarken falan. Ee, ve zaten babam da e, kitaplardan bana aktarırdı pek çok şeyi. Beraber yani. Kitaplar. Evde bir kütüphaneniz vardı. Evet. Neler hatırlıyorsunuz kütüphaneden? Of! Kütüphanede bütün, e, Almanca olarak bütün dünya edebiyatının bütün külliyatı vardı bir kere. Aklınıza gelebilecek ne kadar e, klasiklerden tutun da. E, o dönemde, yani bizim babamın yaşadığı Kırklı dönemde yeni yayınlanmış olan, e, ne bileyim ben mesela Alman yazarlardan, e, Alfred Döblin, e, işte Thomas Mann... Amerikalı yazarlardan John Steinbeck, Jack London. Çok da, iyi, çok da güncel ve yakın tarihli tabii, tabii. yazarları da ve takip etmiş. Ve aynı zamanda şu Shakespeare, Goethe, Schiller, Pushkin, Dostoyevski falan, Balzac. Bütün klasikler. Oraya. Evet, bütün Fransız klasikleri, Alman klasikleri, Rus klasikleri, Dante'nin İnfernosu falan. Yani ben bunları çocukken bilirdim. Koskoca bir Faust kitabı vardı evde, Goethe'nin Faust'u. Böyle şeyli çok güzel gravür resimleri falan. Onun için ben okumaya başladım. Bakın zaten kanı Ses değirmen ve kanı Ses kitapları yayınlanmıştı ve o kitaplar içerisindeki bazı hikayeleri anlayıp anlayamadan falan okurdum. En çok <laughs> hep anlatıyorum onu. Ayran hikayesini babam ilk yazdığında bana okumuştu. Şimdi bana niye okuyorsun? Son derece acıklı bir hikaye. Hep onu söylerim. Yani bir çocuğu bu kadar <laughs> acıya maruz, Ağlatacak ağladı kadar. Ağladınız mı siz? E tabii çok acıklı bir hikaye. Demek, Demek ki o denemek istedi üstümde. <laughs> Ey Allah. Peki. Şimdi şu da ilginç bir şey yani Almanca biliyor ve dünya klasiklerini çok iyi okumuş çok iyi bir okur. Fakat bir yandan da hikayeleri bize çok yerli ve tanıdık geliyor. Yani bunu nasıl başarmıştı sizce Sabahattin Ali? yani dünyayı Batı'yı Almanca literatüre çok hakim ama bir yandan da topluma hani yabancılaşmadan toplumun şeyine dokunabiliyor. Yani insanlığına, hikayelerine dokunabiliyor. Bunu nasıl başarmıştı Ama zaten toplumun içerisinde e, büyümüş. E, yani bir de e, babam çok seyahat ederdi. Hmm. E, yani ben bizden önce, evlenmeden önce de öyle. E, Zaten ilk öğretmenliği Yozgat. Yozgat ve çevresini gözlemlemiş. İlk Yozgat'tan sonra Aydın, Aydın ve çevresi, Kuyucaklı Yusuf hikayesi oradan toparlanmış. Tabii. Sonra Konya, Konya ve çevresi, Beşehir Gölü, Bilmem, oradaki köyler, köyler. Ee, yani Konya'da öğretmenlik yaparken sadece e, okula gidip gelmek değil, etrafa da gidiyor, köylere de gidiyor, gözlemliyor. Ondan sonra arkadaşlarıyla birlikte e, o zaman e, üniversitenin Darülfün'ünden arkadaşlarıyla böyle bir Adana gezisi yapıyorlar. Tarsus, Mersin, bütün torasları geziyorlar. E, her yıl yaz aylarında babam bir kere e, mutlaka Edremit, Kaz Dağları yöresine giderdi. Oradan Ayvalık'a geçer, Ayvalık'tan İzmir'e geçer. İzmir ve civarı e, köyleri gezer. Yani... Gözlem yapar. Bütün Kaz Dağı'nın köylerini, Türkmen köylerini, obalarında gezdiklerini zaten biliyoruz. Hem mektuplarından biliyoruz, hem Hasan'ın olduğu hikayesinden biliyoruz. Hmm. Ankara'da oturduğumuz zaman Ankara'nın bütün civar köylerine giderdik, piknik yapardık. Oradaki insanları gözlemler. Bir yazar olarak zannediyorum en şey tarafı babamın, hem müthiş bir edebiyat birikimi var tabii ki ama aynı zamanda müthiş gözlemci. Çok ayrıntıya dikkat eden, her türlü ayrıntıya dikkat eden. Annem mesela derdi ki, baban senin saatlerce şeye bakar. Bir lokomotifin nasıl tekerleklerinin işlediğine bakar. Ben de derdim ki sabah... Resmine <laughs> mi bakıyor? Hayır. Ha Fiilen lokomotif ha, inceliyor. Evet. Saatlerle olmasa bile dakikalarca, ben de derdim ki, annem bunu söylüyor, Sabahattin ne var orada bakacak, ne buluyorsun? Demek ki or, orayla ilgili bir şey ilgisini çekmiş falan. Yani böyle ince detayların peşinde olan bir insan. E, aynı zamanda insanları, insanlarla olan ilişkisinde de böyle... E, zihninizde... ...kendini de... çekiyor insanların. Hı hmm. hı. Onu bir kere hikayelerinde görüyorsunuz. Nasıl ince ayrıntılara dikkat ettiğini. Ee, hiçbir zaman uzun e, tasvirleri yoktur. Farkındasınız evet. mutlaka okuduğunuz vakit. Kısa cümleler vardır ve vurucu cümlelerdir. O vurucu cümlelerde zaten o röntgenini çektiği kişiyi size bir cümleyle veya iki cümleyle e, resmini... O, e, Koyar siz tanırsınız o kişiyi evet. artık. Evet. Çok kestirme anlatma gücü var Sabahattin Ali'nin. Yani evet. bir başka ağzı kalabalık bir yazarın uzun 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 anlatarak göstermeye çalıştığı şeyi iki fırça darbesiyle çok kestirme yollar kurarak anlatma gücü var. Bu hakikaten çok, çok özel bir şey yani. Çok ona özgü evet. bir şey. Çok ağaç. arkadaşlarından bahsettiniz. Evde kimleri hatırlıyorsunuz? Bizim çok sık görüştüğümüz bir çevremiz vardı. Onlar... hiç İstanbul'da kalmadınız değil mi siz babanızla birlikte? Hayır. Hep Ankara'daydınız. Evet. evet. İstanbul zaten annem İstanbullu. Yani yazın annemin akrabaları Suadiye'de annesi, anneannesi, babası falan onlar Suadiye'de otururlardı. Yani anne, annemin ailesini ziyarete giderdik. Baba tarafı Medremit'ti. Bizim Ankara'daki çevremiz şöyleydi, bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu tercüme bürosu çevresi vardı. O tercüme bürosunda işte Nurullah Ataç çevirmen, Sabahattin Eyüboğlu çevirmen, Orhan Veli çevirmen, Müthiş <laughs> isimler. Veli Cevdet Anday, Oktay Rıfat, o zaman Vedat Günyol, Necati Cumalı bu e, çevre bizim eve sık sık gelip gidenler e, bir konseret var e, çevresi vardı orada bir Alman hocalar işte Karl Ebert Liko Amar keman hocası çok severdim benim de sonradan hocam oldu babamla çok ahbaptılar çünkü Liko Amar da herhalde e, bir mülteci olarak geldiği e, Ankara'da Almanca konuşan ve evinde bir e, Almanca kitaplardan oluşan kütüphanesi olan bir insanı bulduğu için çok mutluydu. Hazine lıkıyordu. bulmuş gibi. E, o akşamları gelir o, uzun uzun konuşurlardı babamla. E, işte i̇şte oradan Necil Kazım Akses, Türk, Türk Beşlerinin hepsi. İşte Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses yakın dostlarıydı. E, karıları, eşleri. E, Ulvi Bey'in eşi Fenyon'da Erkin benim piyano hocam oldu. Ayrıca bir de bir de üniversiteden yani Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinden dostlar vardı ki o dostlar belki bilirsiniz Pertev Naili, Boratav babamın çok çok eski arkadaşı yani en sevdiği en yakın arkadaşıydı. Ta şeyden o Darül zamanından yüksek muallimden beri Niyazi Berkes. Eşi Mediha Berkes, Muhafak Şeref, Niyazi Arnaslı, Bavukat. Bunları siz sonradan mı fark ettiniz yoksa o zamanlar kim Yok. kimdir tabii, tabii. farkındaydınız? tabi tabii. tabii. Hmm. E, İsmail Hakkı Balamir, onların hepsinin çocuklarıyla, e, yani Korkut Buratabı bu zaten herkes tanıyor benim hmm. çocukluk arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Profesör. Ee, böyle bir çevremiz vardı. işte bu çevre Abidin Dino, Güzin Dino, Azra Erhat. E, yani Türk İntelijensiyası esasında veyahut Cumhuriyet'in 40'lı yıllardaki kültür e, e, temeli Ankara'daydı. İstanbul'da değildi. Enteresan bir şekilde. İlginç, evet. İlginç. Ee, ve bunu sağlayan da doğrusunu isterseniz herhalde Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel'di. Hasan Ali Yücel bütün bu önemli kişileri Ankara'ya çekebilmiş, cezbedebilmişti. Ve Ankara'da böyle bir kültür merkezi kurulmuştu neredeyse. Ya tercüme kurulunu da kastediyorsunuz ama Tabii. daha geniş bir şey aslında. Yani üniversite, Tabii. konservatuar, tercüme kurulu hepsi birleşerek evet, bir kültür... Birlikte. Dünyası oluşturuyor. Çünkü yani. bu şeyler de Almanya'dan kaçıp gelen ünlü profesörler de bir kısmı İstanbul'daydılar ama büyük bir kısmı da Ankara'daydılar. Ankara'da, Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin bir takım kürsülerini kuran yabancılar vardı. Yani arkeolojik kürsüsü, sinoloji, Çin dili ve edebiyatı kürsüsü, Latin Evet, dili, evet. roman dilleri denildi. İşte Azar Erhat mesela orada doçentti. Onların başında hep Almanlar vardı. Tıp fakültesinde Almanlar vardı. Hastanelerde Almanlar vardı. O çok ilginç bir operasyon aslında. Yani oradaki evet. Alman birikiminin Türkiye'ye getirilebilmiş olması çok ilginç bir birikim, şey operasyon. Benzerini Amerika'da yapıyor o tarihte. Amerika'da götürüyor. Evet. Ama Amerika onları orada daimi olarak istihdam etmeyi başarıyor. Ve orada büyük bir e, aslında akademide hamleye Tabii sebep oluyor. Çok Biz sanki onları tam olarak e, şey yapamadık gibi burada. Bir süre sonra dağıldılar sanki onlar. Biz şöyle e, yapmışız. E, nedense o çok tuhaf bir şey. E, 1950'ye gelindiğinde e, bu yabancı hocaların bir kısmı kalmak istiyor burada. Bir kısmı hakikaten kalktı Amerika'ya gitti. Yani mesela Carl Ebert Amerika'ya gitmiş. Ama Likohan Mark almak istiyordu, Markoviç kalmak istiyordu. Ama bu yabancı hocalara biraz yüksek bir maaş veriyordu devlet. 50'den itibaren o maaşı vermem dedi. Hmm. Ee, ve emeklileri, emeklilikleri de yok. Ee, tam o sırada Alman hükümeti e, bu gadre uğrattığı eski vatandaşlarına emeklilik hakkı verdi. Ve onları geri çağırdı. Çağırdı. Hmm. Ee, yani e, biz kaybettik. Evet, öyle olmuş görünüyor. Biz kaybettik. Görünüyor. Ama kaldıkları süre içerisinde çok büyük yararları oldu. O orası muhakkak. Ee, baba'nızın e, e, yani kitaplarından tabi ayrım yapmak zor ama sizin için özel bir kitap var mı, özel bir hikaye veya? Ee, valla ben e, hikayelerini çok severim. Yani romanlarını... Şimdi herkes daha çok roman okuyor biliyorsunuz. Evet. Yani Romanların her üç romanını da çok severim. En çok sevdiğim Kuyucaklı Yusuf'tur. Sonra Kürk Mantolu Madonna. Sonra İçimizdeki Şeytan. Ama hikayeleri hikayeleri benim için gerçekten hep geri dönüp okuduğum ee, ne bileyim ben mesela iki kadın kamyon kanal e, kafa kağıdı e, gibi hikayeler ee, gramofon avrat ondan sonra hanende melek bir kere kadın Kadın konusunu çok farklı işlemiş Sabahattin Ali. Eğer e, üzerinde durmamız gereken e, bir e, mesele ise feminist açıdan hatta bakabiliriz. Yani kadının nasıl toplumdaki e, ezilmiş yeri içerisinde bile nasıl sağlam durduğu. Bütün bu hikayelerde bunu görürsünüz. Sa kadın hep sağlamdır. Ee, de çok önem verir kadına Sabahattin Ali. Yani zaten Kürt Mantolu Madonu'daki Maria'dan bunu gayet iyi biliyoruz. Ama e, ne bileyim mesela şeyde Kazlar hikayesindeki köylü kadını veyahut e, e, kanıdaki o evladının e, Mezardan çıkartılmış cesetini kane arabasıyla hükümete doğru götürmek zorunda kalan bir ana anayı o, o ananın gücünü çok yani beni çok duygulandır. Ee, anneniz e, e, Sabahattin Ali'yı e, daha sonra muhtemelen işte 48'den sonra kaybettikten sonrası o da okudu e, Muhtemelen e, paylaşıyor muydu sizinle yani baba, yani Çünkü bir eşi var e, evde gözlemlediği belki ufak ufak ev içi didişmelerine e, muhatabı <laughs> e, zaman zaman e, hani e, e, diyelim ki küçük e, meseleler etrafında didişebildiği ya da e, Aşık olduğu, sevdiği. Ama yani metinler üzerinden, yazdıkları üzerinden e, tanımak başka bir şey. Sonra acaba tekrar dönüp okumaya başlayınca anneniz e, şeye şahit oldunuz mu? Yani babanızı tekrar keşfettiğine. Ya ilginçmiş. Bu adamın da ne acayip bir dünyası varmış falan gibi şeyler oldu mu aranızda? Annem zaten babamın yazılarına, şiirlerine aşık olmuş. Yani... <laughs> <laughs> Önce zaten yazılar üzerinden mi tanımıştın? Evet. Edebiyat babam onu zaten kitaplarıyla tavlamış. Böyle <laughs> besbelli. E, mektuplarıyla. Hmm. Mektuplarında da öyle. Annem öyle diyordu zaten. Yani e, Çünkü babam annemi istediği vakit e, annemin babası e, şey yapmamış yani. Poliste fişi olan adama ben çocuk, kız vermem demiş. Annem diretmiş. Annem e, babanın mektuplarına aşık olduğum için, ve babanın mektuplarına <laughs> e, do, dolayısıyla mutlaka onunla evlenmek istediğim için direttim der. Evet. E, evlendikten sonra da zaten e, e, babamın eserleriyle iç içe yaşadık biz hep bu hikayelerle falan. Ölümünden sonra e, annem müthiş sahip çıktı. Bakın, e, uzun yıllar yayınlanmadı babamın kitapları. Annem hep uğraştı. E, o zamanki yayın dünyası zaten şimdiki kadar renkli de değil de çok az yayın evi vardı. E, babamın kitaplarını e, Remzi Kitabevi basıyordu bir kısmını. Bir kısmı da, daha önce Akba Kitabevi vardı, Remzi Kitabevi. O zaman kitabevileri kitap basardı zaten. <laughs> yani e, Bir de ee, Yaşar Nabi Nayır o sırada Varlık Dergisi'ni çıkarmaktaydı, babamın ölümünden de önce, sonra da veya Varlık Yayınları. Ee, annem e, Yaşar Nabi'ye e, ısrar etmesi dolayısıyla babamın kitapları 65 yılından sonra yayınlanmaya başladı. Varlık Yayınları'nda? Varlık Yayınları'nda. Yani o Yaşar Nabi'den artık Sabahattin sizin arkadaşınız da yayındayın diye ki o zamana kadar çok ilginçtir. mesela Çekoslovakya'da o zamanın Çekoslovakya'sında 50'lerin başında babamın eserlerinin çevirisi yayınlandı ve Çekoslovakya'dan telif geldiydi. Banka üzerinden. Annem çok şaşırmıştı. İlk defa telifi biz o zaman öğrendik. <laughs> Türkiye'de teliften falan hiç haberimiz yok. Annemin çok tuhafına gittiği de, aa bu Çekoslovaklar da bana para gönderdiler evet. diye. Çok az bir şey yani o zaman. 50 dolar falan filan gibi bir şey. O zaman daha bir bilinçli bir şekilde annem bu kitapların artık basılması gerektiğini düşündü. Yani hayatının sonuna kadar babamın şeyine e, kitaplarına sahip çıkan bütün belgelerine sahip çıkan insandır. Çok güzel. Yani bu mektupların da bugüne kadar ulaşmasında bunu tabii, görüyoruz tabii. tabii. Peki bu nasıl oldu da siz nasıl gözlemlediniz? Yani Sabahattin Ali'nin bir fenomen olması son e, 10 <laughs> yıl mıdır bu, 15 yıl mı? Nereye kadar götürelim bunu? Yani 15 oldu herhalde. Evet. Son 15 yılda e, iyi ki e, oldu tabii o ayrı ama. Ee, neler denk geldi de, neler örtüştü. Türkiye'nin hangi e, ruhuyla Sabahattin Ali'nin nesi örtüştü de, biz Sabahattin Ali'yi biraz gecikmiş de olsa e, tekrar keşfettik ve sevdik. Şöyle yani şeyden sonra yani kitapları 65 yılında yeniden yayınlanmaya başladıktan sonra e, azar azar e, yeniden tanındı Sabahattin Ali. Düşün yani 15 yıl unutturulmak istemiş bir yazardan bahsediyoruz. Ve Sabahattin Ali dendiği vakit ha o komünist mi? Ha o öldürülen komünist mi? Bulgaristan'a kaçarken mi? Öyle. Biz ailecek e, arkamızda sivil polislerle geziyoruz falan. Bu ne kadar sürdü? Aa, sürdü. İşte 60'lara kadar sürdü. Sonra e, bu... E, 60'larda solcular tarafından çok sahip çıkıldı. O zamanın devrimcileri tarafından. Yani mutlaka ölüm yıl dönümü, doğum yıl dönümü için şeyler, yap anma törenleri yapılmaya başlandı. İşte o zamanın dergilerinde yazılar çıkmaya başladı. Ama bu böyle küçük bir çevre içerisinde cereyan etmekteydi zaten. 70'ler ve 80'lerde, 70'lerde zaten bilgi yayın evinde çıkıyordu kitaplar. Sonra 80'lerde Cem Yayın Evi ile biz bir anlaşma yaptık. Cem Yayın Evi'nin dağıtımı daha iyiydi. Yani doğrusunu isterseniz bu şey kitapların çok satılması biraz da yayın evlerine bağlı. Yani görünürlüğü olan kitaplar ve yine işte çok yazılar çıktı. 1979'da ben Atilla Üskürımlı ile birlikte eee Ali kitabını o bir derlemeydi. De bütün e, e, babamın arkadaşlarının anılarını topladım. E, onunla ilgili eleştiri yazılarını topladık. Yani hem yurt içinden hem yurt dışından e, yurt dışından yabancı eleştirmenlerin yazdık. Evet. Farkındalar evet. yani olan bir tabii, tabii. E, tabii nasıl bir yazar olduğunu farkındalar. Evet, Hı. evet özellikle Doğu Avrupa komünist ülkeleri o zamanın komünist ülkeleri Sabahattin Ali'yi kendilerinin e, aynı fikri paylaşan bir e, yazar olarak kabullendi babam hiçbir zaman bir komünist e, komünist partisine üye değildi ve bir komünist e, değildi babam sosyal demokrattı hmm. e, demokrasi, sosyal demokrasiyi savunan birisiydi ama adı komüniste çıkmıştı o da bir şey demiyordu zaten, ölmüştü artık. <laughs> Sonra da Cem yayınlarında Cem yayınlarında bayağı daha geniş bir şeye kitleye ulaştı. Sonra ki yayın evimiz Yapı Kredi. Ve zannediyorum aynı sıralarda da babamın üç romanı da. 100 temel eser listesine girdi. Hmm. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Hangi yılda girdi tam olarak hatırlamıyorum. Ama e, okullarda okutulmaya başlandı. E, bunun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık o kararı kim verdiyse o 100 temel esere e, girmesi e, zannediyorum bir edebiyatçılar kurulu tarafından o e, liste hazırlanmıştı. Çok tartışılmıştı o listenin e, yani böyle bir liste e, olmalı mı, olmamalı mı, niçin hmm. bu listeyle yönlendiriyoruz gibi ama ben de o kanaatteyim. E, seçme, henüz seçme ve seçim yapma e, me me melekesi gelişmemiş, e, olgunlaşmamış bir e, ortaokul öğrencisinin, lise öğrencisinin hmm. önüne olgun bir liste vermek çok yararlı ve rehberlik edici bir şey gibi geliyor bana da. Türk klasikleriydi onun. Evet yani Sabahattin Ali ile bir liste üzerinden mecburen tanışması sonra onu gönüllüce takip evet. etmesine yol açabiliyor. Evet. Ondan sonra gençler arasında müthiş bir şey popülerlik kazanmaya başladı. bu Kürt mantolu Madonna eseri Özellikle lise çağında yani 9. 10. 11. sınıftaki çocuklar kaç yaşları oluyor? 15-16 falan evet, oluyor 15 -16. galiba. Tam böyle ergenlikten çıkıp duygu dünyalarının iyicene kabardığı, köpürdüğü bir döneme rastladığı için tahmin ediyorum. Onları çok çok etkiliyordu. Beni çeşitli okullardan davet ediyorlardı. Ve o okullarda ben öğrencilerle karşı karşıya geldiğim vakit duygularını nasıl anlatacaklarını bilemiyorlardı çocuklar. Sabahattin Ali bu şekilde çok daha geniş bir kitleye hitap ettiği e, ortaya çıktı. Yani aradaki aradaki e, e, 50 senelik şeye rağmen e, e, zaman farkına rağmen dilinin tabii çok şey olması, Hı -hı. güncel olması, temiz, sade, akıcı evet. ve özellikle e, o yalınlığın gücünü kullanması da etkili oldu muhtemelen. Kürt mantolu Madonna niçin e, bu liste dışında başka bir sebebi var mı sizce? E, yani bu kadar bir fenomen, ha. bir yayın ve edebiyat hadisesi haline gelmesinin arkasında? Valla e, insanlar e, genç insanlar arasında e, genç erkekler, delikanlılar. Raif Efendi ile kendilerini özdeşleştirdiler. Genç kızlar diyorum. Maria Puder'i bir şekilde rol modeli olarak görmek istediler, böyle güçlü bir kadın. Ama aynı zamanda bu iki kişinin şeyi aşklarının hiç onların daha önce okudukları, e, aşk romanlarında görmedikleri tarzda bir e, aşk olduğunu, bir sevgi olduğunu fark ettiler. E, o sevgiye, hani karşılıksız sevgi, karşılık beklemeden sevmek meseleleri e, gençler üzerinde çok etki yarattığını biliyorum. Evet. Bir de tabii sizin de söylediğiniz gibi e, Sabahattin Ali'nin dili eskimedi. Ee, gözlem gücü e, insanlara çok etkiliyor okurken. E, ben hep şeyi düşünürüm e, işte biraz önce de anlatmaya çalıştım. Cümlelerini e, bir e, fotoğraf karesi veya bir film sekansı gibi Görebilirsiniz, yani o, o derece edecek. canlıdır. Evet, evet, çok doğru. Gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Belki de hatta o yüzden Türk Mantolu donuna bir türlü doğru dürüst filmi yapılamıyor. Ama bir, bir takım niyetler vardı girişimler. Var, hep var da. Of var. Zannediyorum ediyorum belki de e, bu e, şeyden e, çekiniyor olabilirler. Yani insanların zihninde beliren. <laughs> çeşitli imajlara evet. e, kendi e, yaratacakları eserin uymaması beklentiyi acaba karşılayacak mıyız <laughs> meselesi de var çünkü kük mantolo her e, kuşaktan çok geniş bir okur e, kitlesine sahip Evet e, olduğu için inşallah hani doğru e, ellerde i̇nşallah. doğru yönetmenlerle ilim olarak da izlemek e, nasip olur. Çok teşekkür ederiz, çok sağolunuz. Ha, ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi siz e, Ayma e, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisinin sezonunu da açıyorsunuz, oraya gideceksiniz. Evet. Gitmeden de bizi e, onurlandırdınız, e, teşrif ettiniz. Çok sağ sağolunuz, çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel, verimli, dolu dolu bir yaz sezonu geçirirsiniz Ayma'da. Çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Sağ olun. Sabahattin Ali'yi sizinle birlikte anmak çok büyük zevkti. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olunuz. Olun. Ee, evet, edebiyat söyleşilerinin e, bugün sonuna geldik. 2 Nisan'da kaybettiğimiz Sabahattin Ali'yi kızı Filiz Ali ile birlikte almış olduk. Yeni bir bölümde, yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. <laughs>